Şimdi bakalım, şurada sayılar verilmiş. Burada kesik çizgi sayıları da veriliyor zaten. Tek tek saymak zorunda değiliz. Ama saymak istesek de mesela 5'teki ya da 4'tekini sayalım. 1, 2, 3, 4 tane var. Burada verilmiş. Biz şimdi 2 tane sayı yazmak istiyoruz. Bir tane büyük sayı yazmak istiyoruz. Şimdi bir tane büyük sayı yazmak istiyoruz. Bir tane de küçük sayı yazmak istiyoruz. Yani yazabileceğimiz en büyük ve en küçük sayıları yazmak istiyoruz. Bu ikisinin farkı isteniyor. Tabii büyükten küçüğü çıkaracağız. İki basamaklı bir sayı buraya, iki basamaklı bir sayı buraya. Şimdi yazabileceğimiz en büyük sayıya bakalım. Toplam kesik sayısı 7 olacak. Biz seçeneklerimize bakarsak, mesela birincisinin 7 olma şansı yok, hiç sıfır yok. Toplamları 7 olan sayıları arayacağız burada. Şimdi en büyüğünü yazmak istiyoruz, ona göre değerlendirelim. Ne olabilir? Bir kere 7 etmesi için şöyle 2 ve 5'i alabiliriz ama bunlar küçük sayılar. Buradan biz istediğimiz sonucu elde edemeyiz. Bu 5 yerine şu 5'i alsak 51 yazabiliriz, daha büyük olur. Ama başka bakalım, 2 ve 5 dışında toplamları 7 eden 4 ve 3 de olabilir. Bir tane 4 burada var. Bir tane 3 burada var. Bunların toplamı 7 edecek. Demek ki şu 4 sayısıyla 7 sayısını kullanarak yazabiliriz biz en büyük sayımız. 74 yazarız. Başka toplamları 7 eden yok. Toplamları 7 eden. Ben göremiyorum. O zaman yazabileceğimiz en büyük sayı 74. Şimdi en küçüğüne bakalım. Yine toplamları 7 olan sayılar arayacağız. 2 ve 5, az önce de seçmiştik zaten, küçük çıkmıştı. Bu 2 ve bu 5'i alırız. Şuradaki 5'i alabiliriz ama sayı o zaman büyük çıkmış olur. Yani 1 ve 2 rakamlarını kullanacağız. Tabii istersek gidip 21 yazarız ama büyük çıkar. 12 yazarsak küçük çıkartmış oluruz. Daha küçüğünü yazma şansımız yok. Şimdi bizden istenen bunların farkı. Şurası 2, burası 6. Demek ki 62 yazabilirmişiz. Yani farkımız 62 olabilirmiş.